son padişahımız Vahdettin Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkmadan önce kısa bir görüşme olmuş. Bu görüşme bir de Kazım Karabekir Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya "Paşam emrinizdeyim" ifadesini kullanması. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra da Vahdettin Paşa'nın saraydan ve devlet hazinesinden hiçbir şey almadı. Koskoca padişah. Vallahi daha tahta oturduğu gün hangi felaketin üstüne oturduğunu biliyor. Tebrik edilenler yok çünkü ortada bir şey. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da saraydan ve devlet hazinesinden hiçbir şey almadan gitmesi padişahımızın gizliden Mustafa Kemal Paşa'yı desteklediğini bize gösterir mi? Gösterir. Yani çünkü tanıyor Mustafa Kemal Paşa'yı. Otel Ablon'da kaldılar Berlin'de o zaman. Giderken para verdim Anadolu'ya giderken. Veri tabii müfettiş bu tarz. Onun ötesinde çok büyük Anadolu'yu silahlandırsın. Vallahi onu şimdi kimse bilemez. Yani orada tahsisat-ı mestureyle giden müfettiş paşa. Çok önemli bir şey ve bu bölge müfettişliği ordu komutanlarından vezirlere müfettiş paşalık verilmesi eski anonesi devletin. Sonra niye idam kararı verdi? İdam kararını çünkü artık kendine aykırı bir politika gidiyor yani Anadolu'da. Onu görüyor. Onun için idamı isteniyor ve fetva veriliyor. Bunlar politikanın değişmesidir. O anda böyledir. Sonra karşı karşıya gelirler. Yolun başında herkes birbirine kardeştir. Sonra karşı karşıya gelirler. Bu politikanın vazgeçilmez neticelerinden. Günden bugüne hiç değişmez. Yani öyle herkesin gülbe şeker iş başlayıp bitirdikleri yerler ancak uyuşuk cemiyetlerde olur. Yani Batı Avrupa'da nüfus artmaz. Herkesin tuzu kuru oturmuş. Orada büyük kavgalar olmuyor. Yani. Hocam hep tartışılır konuşulur. Mustafa Kemal saraya damat olmak için çok istekliydi. Çok, çok uğraştı. Istekli. Saraya damat olsaydı ne olurdu? Herhalde gene Enver Paşa gibi yapardı. Meşrutiyet rejimini biraz daha kırparak. Zaten biliyorsunuz 1908'den ve bilhassa 1909'dan sonra 31 Mart'tan sonra Türkiye'deki meşrutiyet artık hükümdarın yetkileri ancak İngiltere ile mukayese edilebilir. Yani Avusturya falan çok çok emperyaldir bize göre, çok monarşisttir. Diktatorya varsa o partinin ve Babali'nin diktatoryasıdır. Bunun üzerinde durmak lazım. Herhalde öyle bir şey olsaydıyla tarih yazılmıyor ama kuvvetli bir hükümet olurdu. Gene Ankara'da falan kalırdı veya Eskişehir'de çünkü mücadele oralardan yürüyecek. Ve padişah da adam akıllı yetkisi azaltılmış biri olarak sarayda oturur. Türkiye Cumhuriyeti kurulur muydu? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması bir Atatürk özlemidir ama şartların yardımı dolayısıyla kurulmuştur. Biliyorsunuz Lozan Anlaşması'nı yaparken bile saltanat sona ermişti, hilafet sona ermemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olarak gittik. İki safhada da öyleydi. Ne zaman ki Lozan bitti, Türkiye devleti sınırlarına ve hukukuna kavuştu, tasdik edildi. Lozan'da arazi meselesi hiç uzun boylu tartışılmadı. Ordunun aldığı kadarıyla kaldı elimizde. Lozan'da işin aslında patrikhane bile çok uzun tartışılmadı. O daha fazla böyle bir gerilim yarattı. Hilafet tartışalım mı? Hayır efendim, hiçbir şekilde. Lozan'da tartışılmayan şey mesela nüfus mübadelesiydi. Yoktur böyle bir şey. Lozan'da tartışılan sadece borçlar ve kapitülasyonlar meselesiydi. Yani iki safhada olmasının da nedeni budur. İki safhada olmasının nedeni de budur. Batı hele o ekonomik krizden sonra, birinci harpten sonra gelen ekonomik krizde böyle haklarını, ticari yollarını kaptırmak niyetinde değildi. Bu en büyük tarafıdır. O orada bir zaferdir Lozan. Ama bir uzlaşmadır. Çünkü orada bir uzlaşmayla harp yoktur. Savaşla kazanılan haklar söz konusudur. Seyir zaten tasdik edilmemişti. Hiç söz konusu edilmemişti. Yani hocam çok sık sorulan iki soru var. Atatürk halifeliği niye kaldırdı? Osmanlı ailesi neden sınır dışı? Hilafeti kaldırısı çok açıktır. İktidar meselesidir. Maalesef son halife çok bilgili, çok şanlı olan bir adam olmasına rağmen Batı tabiriyle. Yani kolay bir şey değil. Adam baktım ben şeyine, Arapça, Farsça mükemmel, Almanca da biliyor yani. Yani hem Fransızca hem Almanca, Türk ne verir o kadar bilmez hepsini. Resim mükemmel, musiki mükemmel, böyle sıradan bir bestekar da değil. Babasının da var Batı tarzında besteleri ama bayağı iyi musiki bilen biri. Fakat maalesef devlet bilmiyor. Ankara ile geçinmek niyetinde olan bir halifenin bütçesine sahip olması gerekir. Ona katiyen sahip olamamış. Madde 2 tavırlarına, yani gürültüyle selamlığa çıkıyor. Bu olmaz. Bir takım konuşmalar yapıyor. Bunların hepsi bildiriliyor.
yani saray belli ki Ankara'nın adamlarıyla dolu. Onun için maalesef hanedandan bir takım yakınları da söylemiştir. Abdülmecit Efendi bu işi idare etmeyi bilemedi. Ve gerçekten devletin yani Ankara'nın iktidar sorunu var. Bu iktidar için tehlikeli bir görüntü Osmanoğulları ailesine. Ve istenmeyen sürgün olduğu aile için felaketle bitti. Hocam bir enteresan soru var. Hep bu da çok konuşuyor. 2023'te Lozan Anlaşması bitiyor mu? Hayır, Lozan Anlaşması bitiyor mu değil. Yani Lozan Anlaşması zaten çok tavsiye edildi. En mühim şey Boğazlar hükmü. Boğaz rejimi artık başka. Montreux'le değişti ve daha da değişecek. Şimdi bu mesela çılgın proje denen şey yapılırsa Boğaz'dan tanker geçirmeyeceğiz yani. İş bitti. Geçirmeyiz yani. Lozan zaten bitti diyorsun. Ya ben ona uyuyacağım diye oradan tanker geçirmeyeyim. Her gün adam öldürür onlar, Allah korusun yani. O zaman o açılan kanallardan geçecekler ve para verecekler. Tabii işte sana çok önemli bir şey. Evet, son sorular artık. Evet, artık son soruları alıyoruz. Toparlayarak buyurun. Biraz önce Mimar Sinan gibi büyük bir mimarın daha yeni nesile daha iyi örnek olabilmesi ve tanıtılması amacıyla heykellerin dikilebileceğini söylediniz. Peki sizce Mustafa Kemal gibi büyük bir önderin resimleri okullardan indirilmeye çalışırken, heykelleri yıkılmak istenirken böyle bir ortamda bu sağlanabilir mi? Evet. Ve aynı zamanda şöyle bir sorum daha olacak. Sosyal medyada özellikle Mustafa Kemal'in büstleri ve heykelleriyle putlaştırıldığı ve ilahlaştırıldığı gibi bir söylem var, bir görüş var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bu söylem devam ediyor fakat okullardan resimlerin indirilişini ben duymadım. Bunun çok akıllı bir eylem olduğu kanısında da değilim. Yani kanısında değilim, değildir zaten. O yollara tavsiye edilmemesini, zaten tevessül edilmemesini herkese tavsiye ederiz. Mustafa Kemal Türk tarihinin çok önemli bir safhasıdır. Çok önemli bir portredir. Üzerinde bu gibi tasarruflar yapılacağını hiç zannetmiyorum. Yani anlamışlardır. İktidar koltuğuna oturan insan bu konuda bazı şeyleri düşünse bile yapamayacağını hemen anlar. Yani herkesin zeki olduğunu yeterince kabul etmek durumundayız. Nitekim işte o bir takım karşı çıkılan törenlerin hepsi yapılıyor değil mi? 29 Ekim, 10 Kasım Anıtkabir ziyaret ediliyor falan. Bu konuda bazı tasarruflar olursa da derhal geri dönmüş. Bazı büyükleri silmek mümkün değildir tarihten. Siz bunları tutarsınız ya tutmazsınız. Türkiye tarihinde, Türkiye toplumunda her zaman için Fatih Sultan Mehmet'te, Yavuz Selim'de, Kanuni Sultan Süleyman'da, 4. Murat'ta methedilir. Bu açıktır. 2. Abdülhamit'te methedilir ve çok enteresan şey, Kemal Atatürk'ün yani Mustafa Kemal Paşa'mızın, reisi cumhurumuzun Abdülhamit'e karşı açık tenkit ve hücumu yoktur. Çünkü aklı başında anlıyor durumu, görüyor. Hiç kimse Türkiye tarihinde Kemal Atatürk ismini silemez. Sahneden indiremez. Mümkün değil. Mümkün değil. Yardımın üzerinde durmak lazım. Bunlar şeydir, hele kriz zamanlarında da çok tavsiye edilir şeyler değildir. Ümit ediyorum ki olmaz. Yani ben zannetmiyorum, Milli Eğitim Bakanlığı tanıyorum en azından. Bazı konularda tabii ki beraber birlikte düşünecek değiliz ama tedbirli bir politikacı ve memur olduğunu biliyorum her şeyden evvel.